bayrak size çok yakışıyor. İrade saygı yürüyüşünden bildiriyor. Şimdi bir arkadaşımızla, görevli arkadaşımızla konuşacağız. İsim neydi? Kadir Altıntaş, doğum benden. Ne düşünüyorsunuz bu yürüyüş hakkında? Yürüyüş hakkında bir gövde gösterisi. Hükümetimizin arkasında durduğumuzu hani belirtmek istiyoruz. Efendime söyleyeyim, hükümetimizin arkasındayız. Haber Vorarlberg'den, Bregenz'den, yürüyüşten yayın yapmaya devam ediyor. Şu anda Mehmet Geçtürk beyefendi ve Hülya Aydın hanımefendi beraberiz. Duygularını öğreneceğiz. İlk önce Mehmet Bey'den başlayalım. Ne düşünüyorsunuz? Şu anda düşünce bertaraf edilmesi gerekiyor. Şu anda gönül konuşuyor. Ve burada tek önemli olan bir unsur var. Bayrak unsurudur. Bizim milli kimliğimiz. Onun haricinde hiçbir şeyi ben şahsım adına düşünmüyorum. Çünkü bayrak bizim kimliğimiz. Onun haricinde şu anda düşündüğüm bir şey yok. Bayrağımın mitinge katılan bayan arkadaşlarımızla beraberiz. İsim neydi? Keskin Şükriye. Hava Kurt. Ne düşünüyorsunuz? Niye buradasınız? Başbakanımızı desteklemek için buradayız. Biliyorsunuz ORTD'nin düzenlediği yürüyüş var Düsseldorf'ta. Aslında biz yani saygıdeğer yürüme vakti. Bugün Vorarlberg'de kardeşlik günü ilan edeceğiz hep beraber inşallah. Bize hakaret ettiler. Biz tebessüm edip gül vereceğiz. Ama hiçbir zaman provokeye uğrayıp saldırmayacağız. Şu ön yargılarımızı kıralım artık. Ahmet AK Partiliymiş, Kemal CHP'liymiş, Mehmet MHP'liymiş. Bırakalım bunları. Bizim kimliğimiz çok şükür Türk, soyadımız elhamdülillah Müslüman. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın üzerine kurulan bir devlettir. Osmanlı'nın birliğini, beraberliğini yaşatmalıyız. Ay yıldız altında tek yürek olmalıyız. Yüzyıllardır bu millet Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabi ile Lazi ile beraber yaşamıştır ve öyle de devam edecektir. Çünkü bu bizim beraberliğimiz, dinimiz İslam'dan gelir. Bizim tek kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Tek bayrağımız Ay Yıldız'dır. Mehmetçik değil miydi Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü? Beraber Çanakkale'de, Balkanlar'da, Trablusgarp'ta beraber çatışmadı mı?
vatanı beraber müdafaa etmediler mi? Beraber aynı cephede şehit olmadılar mı? İşte bu birlik bozulmasın diye şehit oldular. Vatan bölünmesin diye şehit oldular. İleride evlatları huzur içinde kendi topraklarında hür yaşasın diye şehit oldular. Yüzyıllardır İslam'ı temsil eden Türk milletinin bütünlüğü için şehit oldular. Biz onlara minnettarız. Biz onların torunlarıyız. Şimdi o kardeşlik ruhunu burada canlandıracağız inşallah. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayımız önemli değil. Önemli olan örnek bir yürüyüşle burada kardeşliğimizi, barışçıl olmamızı göstermemizdir. Forarbert'ten Türkiye, Doğu Türkistan'a, Mısır'a, Filistin'e, Saraybosna'ya, Ürküp'e, Şam'a, tüm dünyaya selam olsun. Allah'a emanet olun. Bayrak konuştuğu yerde biz susacağız. Bu milli iradeye saygı duruşu vatan sevdalıların, bayrak sevdalıların tek taraflı, beklentisiz bir aşk olanın kalabalığı duruyoruz. Cümleten hoş geldiniz. Sizle gurur duyuyorum. Çünkü bu dayanan duruşuna duruş sergilediniz. Mevlana'nın bir sözü, aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşan anlaşır. Burada aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Haftalar boyunca bir takım sıkıntılar yaşadık. Dün de Ankara'dan maalesef bir üzücü bir haber geldi. Bugün aramızda Ordu Milletvekili Sayın İhsan Şener bulunacaktır. Fakat dün ani bir kararla bu program iptal edildi. Ve yine vatandaş vatandaşa kaldı. Biz bize kaldık. Biz ne olursa olsun Ankara'yı unutmadık. Ve inşallah da ileriki günlerde Ankara bizi hatırlar tekrar. Bundan Ankara'ya bir ince mesaj olsun. Bu vatandaşı burada unutmak, bilmiyorum hangi ahlaka uygun ama benim İslam ahlakı. Saygıdeğer, çok kıymetli, milli iradeye saygı yürüyüşünü tertipleyen, milli komite ve bu komiteye yardım eden değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, kıymetli bacılarım, sevgili gençler. Hepinizi muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Albert Dağları'nın eteğinde, Bodensey'in kenarında bu güzel günde bir araya getiren, buluşturan, kucaklaştıran Rabbimize hamd ediyorum. Evet, nerede? Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, bugün niçin buradayız biliyor musunuz? Evet. Bugün biz ne bir parti için ne de bir şahıs için buradayız. Biz yeryüzünde mazlum insanların haklarını korumak için buradayız. Yapılan mitingin ardından yürüyüş şu anda başladı. Yavaşlayın.
Allah'a emanet.
Evet, bugünkü yürüyüşten gelen, şu an Demokrasi Saygı Mitingi'nden gelen bir aileyle birlikteyiz. Röportaj yapıyoruz. Evet, sizi tanıyalım efendim. Ben Ali Akbulut, Trabzon'dan. Evet, sanıyorum bugünkü mitingden geliyorsunuz şu an. Evet, evet, mitingine katıldık hep beraber aileyle. Evet, buraya geliş amacınız neydi acaba genel anlamıyla? Ya Erdoğan'a yurt dışında olduğumuz için pek fazla katkı yapamıyoruz. Onun için en azından böyle bir yerde sesimizin duyurulması gerekiyordu. İnşallah başarmışız. Evet, şu an buradaki bugünkü gösteriye, bugünkü organizasyona uzaktan katılan vatandaşlar var aramızda. Evet, onlarla bir söyleşi yapacağız inşallah. Evet, isminiz neydi acaba? Hasan Uçar. Nereden geliyoruz bugün? Royte Tirol. Evet, siz? Serkan Şen, Royte Tirol. Azam Bulat, Royte Tirol. Gizem Atak, Royte Tirol. Evet, Royte'den sizi... Nuh ve Çakır, Royte Tirol. Enes Gündüz, Innsbruck, Tirol'dan. Evet, çok güzel. Şöyle bir soru sorayım genel olarak. Sizi ta Royte Tirol'den, Innsbruck'tan buraya getiren neydi? Milli Birlik. Milli Birlik tabii ki. Bir bayrak altında yürümek istedik. Ya bizde olan bayrak sevgisinden dolayı bugün Bregenz değil, Viyana olsa, Berlin olsa, Londra olsa, Paris olsa, neresi olsa... Evet. Bugün sanıyorum miting için geldiniz buraya. Almanya'dan geldik özellikle. Almanya'dan geldik, evet. Yani yeterince duyurulmadı, öyle düşünüyorum. Yine de haberimiz oldu, geldik işte. Ama amacına ulaştı mı bilmiyorum tabii. Neticede bayrakları gösterdik, her şeyi yazdık. Ama ne kadar ileriye gider onu göreceğiz ileriki zamanlarda. İnşallah milli birlik ve beraberliğimizi her alanda göstermemiz lazım. Bugün de yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla gerçekleşti zaten. Yani havanın bu kadar güzel olması, insanları farklı yerlere yollayabilir değil mi? Yani yollayabilir, daha da fazla olması gerekiyordu bana göre yani. 5000 kişi bence az yani. Çünkü baktığın zaman İsviçre, Almanya, Avusturya yani ortada burası. Bence daha fazla katılım olabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Ama yine de yani iyi olduğunu düşünüyorum ona göre.
Almanya'da da büyük bir yürüyüş vardı bugün biliyorsunuz. Mutlaka bugünle çakışması biraz burayı etkilemiş olacak mutlaka. Mutlaka yani giden arkadaşlar da oldu. Biz dolayısıyla gidemedik ama giden arkadaşlar oldu. Yani çakıştı evet ama işte dediğimiz gibi Ramazan'da bu da en son haftası işte Ramazan'ın başlangıcı. Yani iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum yine de. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet sizin duygularınızı alalım. Abi ben gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Hani en hiç yoktan iyi olduğunu düşünüyorum. Gene 2000-5000'e kadar insan vardı. Bu kadar fazla reklam olmadığı halde. Ama buna da şükür yavaş yavaş inşallah ileriye doğru bunlar da olacak diye düşünüyorum yani. Evet. Yani. Şimdi bu olayda biraz duyuru sıkıntısı olduğu görülüyor. İnşallah bir daha böyle bir organizasyon olursa bunu camilerde de derneklerde de her yerde insanların birbirine duyurması. Yani daha güçlü olmaya gerek var gibi geliyor bana. Ha bugün de gereği yapılmıştır. Yani en azından bir olduğumuz, varlığımız Türk bayrağının şu caddelerde dolaşması önemliydi, yeterli gibi görünüyor şu anda. Evet, sanıyorum buradaki vatandaşlarımızın bu eylemleri yapması, bu tarz organizasyonlar içinde bulunması Avrupa'da bazı evet, bugünkü burada düzenlenen organizasyonla alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bence çok iyi. Ben de katılmak isterdim ama rahatsız olduğumdan dolayı bugün gelemedim. Ama ben destekliyorum tamamıyla ve çok da güzel buluyorum. Hani vatandaşlarımız böyle bir şeye duyarlı olduğu için. Evet, bugün gayet güzel bir hava. Çok daha farklı, çok daha güzel yapılabilecek işler varken İşte burada birlik beraberlik içinde bu organizasyonu tertiplediler. Burada sanırım birilerine bir gözdağı oldu galiba değil mi? Oldu, hele de Avusturya'da çok iyi oldu. Burası biraz daha fazla yabancı düşmanı. En azından gördüler hani Türklerin birbirlerini tuttuklarını ve başbakanımızı desteklediklerini. Ve onlar çünkü burada farklı anlatıyorlar. Farklı tanıtıyorlar. Hani orada daha çok şey diye nasıl diyeyim dini ne derler ona dini. Fazla şapı Türkçesini yani. Şimdi şey yapamayacağım ama ticari faaliyetlere katılıyorlar diye değil evet, mi? Evet evet ama öyle değil gayet güzel yani biz de göstermiş olduk gurur duyuyorum yani. Evet bugünkü yürüyüşle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Duygularımız Türkiye'miz için. Bugün kalplerimiz, gönüllerimiz attı başbakanımız için. Başbakanımız için canımızı feda ederiz, Türkiye'miz için. Ama burada Türkiye'dekiler Türkiye'nin kıymetini bilmiyorlar. Biz Avrupa'da inşallah biz de ömür boyu Türkiye'ye gitmeye nasip oluruz. Türkiye bizim gururumuzdur, her şeyimizdir, kanımız, canımız feda olsun Türkiye'mize, başbakanımıza. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Konuşmak ister misiniz siz de? Evet. Türkiye'de olan nasıl diyeyim heyecanlandım. Evet. Sakin sıkıntı yok. Canlı yayın yok. Nasıl diyeyim yani Türkiye için şöyle yakın tutarsak eğer sesimizi. Evet. Türkiye için ne bileyim kalbimiz çok ağrıyor. İçeride olan bütün kız kardeşlerime, abilerime, akrabalarıma, köyüme, her yerine, dağlarına, taşına, yaylasına, her yerine. Şu an evet sanıyorum dağılanlar, miting alanından dağılanlar şu an gelmek üzereler. Buraya geliyorlar yavaş yavaş. Evet. Evet bir çiftimiz geliyor. Onlarla inşallah duygu düşüncelerini alalım. Evet merhaba. Merhaba. Ben Mustafa Kaya. Mitingden geliyorsunuz sanırım. Mitingden geliyoruz evet. Vallahi duygu düşüncelerimiz abi. Bundan birkaç hafta önce birileri yaptı diyor yürüyüşü. Ne adına, kimin adına yaptıklarını da belli değil. Biz ülkemiz için, başbakanımız için özellikle, başbakanımızın duruşunun arkasındayız sonuna kadar. Ne gerekiyorsa, ne gerekmesi, yapılması gerekiyorsa sonuna kadar arkasındayız. Böyle devam edesin. Çünkü ilk defa biz insan olarak burada ülkemizde, vatanımızda, ülkemizin ulaştığı şeyle ilk defa gurur duyuyorum ben Türk olduğumdan. Bir zamanlar utanıyordum ben, aşağılıyorlardı yabancılar bizi. İlk defa ben Türk olarak gurur duyuyorum. Ülkemle, her şeyimle. Bunun da devam etmesi için inşallah başbakanımız bir seçim daha gelir, bir seçim daha gelir, bir seçim daha gelir. Ondan sonra da başka Tayyipler gelir inşallah bu ülkenin başkanısına.
80 yıldır bu ülkenin kanını emdikleri yeter artık. Bu ülkenin insanlarını birbirine düşman ettikleri yeter artık. Bunun arkasında içteki hainlerin olduğu gibi dıştaki hainler de var. Londra'nın olduğunu da biliyoruz. Arkasında kimin olduğunu da her şey biliyor artık. Halkımız artık uymuyor, bunu duysunlar. Yani bir takım biz sosyalistiz, biz çağdaşız, biz layıkız bilmem cartçurt demeyle bu işler olmuyor. Esas çağdaşlık demokrasi şu anda Türkiye'de var. Eğer şu anda Türkiye'de yaşanan olaylar, şu anda Türkiye'de yaşanan park adı altında yaşanan o aynı parkı burada da düzenlendi. Brengez'in göbeğinde aynı park düzenleme olayı. Halk gurur duyarak kendi, çünkü park insanların yararına yapılan bir park. İnsanlar gurur duyuyor yani belediye böyle bir hizmet verdiği için. Türkiye'de aynısı yapılmak isteniyor. Evet, bugünkü mitingle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugünkü mitingimiz çok güzel oldu. Çok güzel bir katılım vardı. Başbakanımız için. Gaye amacımız Türkiye'mizin bölünmemesi için. Çok güzel bir katılım vardı, çok güzel oldu. Her şey Tayyip Erdoğan içindi. Özal gitti, Erdoğan geldi. Çok şükür Özal'ın yerini doldurdu yani. Biz Erdoğancıyız, doğrudan yanayız. Öbürleri çaka çuka yani. Erdoğan... Şimdi yanımızda gençler var. Birkaç soru soracağız inşallah. Burada mı doğdunuz, Türkiye'de mi? Abi biz ne yalan konuşalım. Türkiye'ye gideriz. Burada doğduk büyüdük yani. Burayı da özleriz. O yüzden biz en iyisi izin yapıp dönelim her sene de daha iyi. Şöyle bir olay diyeyim sana peki. Türkiye mi, Avusturya mı? Arasındaki farklar. Abi tabii Türkiye bizim kültürümüz. Ezan sesini bile özlüyor insan arada öyle. Burada bugün destek verdik. Biz de olup bitenleri görüyoruz. Ne kadar da burada doğmuş büyümüş olsak da olanlar bizi de üzüyor. Vatan bu duruma düştü. Herkesin karşısında kötü duruma düşüyor. Türkiye imajı kötüleniyor. O yüzden bugün... Bugünkü mitingle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok mutlu oldum. Yani gurur duydum diyebilirim. 5000 kişiye yakın bir grup vardı bugün, kalabalıkta. Evet. Evet. Bugün burada yapılan mitingle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya, miting çok güzeldi. Erdoğan için yürüdük. Türkiye için yürüdük. Güzeldi yani. Onun için kalktık daha Blue Dance'den buraya geldik. Evet, yani Blue Dance dediğin bizi uzaktan, evet uzaktan izleyenler bilmesi açısından söyleyelim. 60 kilometrelik yoldan geldik. Evet. Yani güzeldi. Peki Türkiye'deki olaylarla alakalı düşünceleriniz? Türkiye'deki olaylarla alakalı gereksiz şeyler yani. Sırf yani iyi giden bir şeyi kötüleme amaçlı. Evet değerli Havadis AT takipçileri, Vorarlberg'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Thank you.